Muhalefet dedi göndereceğini söylüyor mültecilere ama biz göndermeyeceğiz dedi. Mültecilere sahip çıkacağız. Kalacaklar bir ülkede. Siz mülteci konusunda ne düşünüyorsunuz? Ya mültecilerin ben gitmesini istiyorum açıkçası. Herkes memleketinde, herkes yerinde, yurdunda kalsın. Onun haricinde şu anda mültecilere tanınan haklar biz buranın vatandaşı olmamıza rağmen bize tanınmıyor. Ve yani insanlar aç geziyor. İnsanlar çoğunlukta yani bilmiyorum sefil hayatı yaşıyoruz yani. Genel geçimler nasıl efendim? Nasıl? Genel geçimler nasıl? Berbat. Berbat. Zorlanıyor musun? Evet zorlanıyorum. Tek kişi geçimimi sağlıyorum ve çok zorlanıyorum. Peki market pazar fiyatları nasıl? Siz geziyorsunuz çok ileride. Aşırı derecede artmış bir durumda. Yani simitin 3,5 TL olduğunu söylüyorum. Ekmeğin 3 TL. Yani 2 ekmek aldığınızda 6 lira para veriyorsunuz. Siz hesap edin. Simit hesabına gidersek benim aklıma başkaları geliyor. Yani hesabı siz hesap edin. 50 kuruş, 50 kuruş var ya madeni para 50 kuruş. Onun üretim değeri 66 kuruş. Güle güle. Başka 66 şey kuruş mal ediliyor yani hesabını söyleyeyim. Başka bir şey söylemeye gerek yok. Allah'a yani düzeltilmesi lazım. Yarın bir seçim olsa kim olur? Bilmiyorum ama hani şu anda hiç kimseye güvenmiyorum açıkçası. Ama gerçekten bir şekilde bir çözüm bulunmasını talep ediyorum yani. Genel geçimler nasıl gidiyor onu da soralım size gelmişken. Şimdi bir kriz var malum bunu iktidarı da muhalefet de kabul ediyor. Ama bu kriz neyden? Kabul etmiyor ki abi. Ediyor ya ediyor. Avrupa'nın lideri izliyor ilk ekonomi Avrupa'daki şimdi ekonomileri siz, listesine ilk 10 sırasına gireceğiz. Diyor. Siz bu sokaktaki insanlara sorarken bir yöne yönlendirme soruyorsunuz. Kendi açıklamasını soruyoruz abi. Medya dediğin bağımsız olur. Medya bağımsız olur. Herkesin fikrini sorar. Tamam mı? Medya bağımsız olur. Siz benim gördüğüm kadarıyla bağımsız sormuyorsunuz. Nasıl soruyorsunuz? Evet. Abi? Ülkede bir kriz var mı? Var. Ekonomide bir sıkıntı var mı? Var. Bu sadece bizim ülkemizde mi? İktidar kabul etmiyor dediğim zaman mı yanlı oluyorum? Hayır kabul ediyor. Nasıl etmiyor? Abi. Bunu medya çok yapıyor. Özellikle Türk medyası. Konu kaçmasın diye size söyleyince özellikle Türk medyası bunu çok yapıyor. Hiçbir medya milli davranmıyor. Bak o insan da benim. O da fikrini söyleyebilir. O delikanlı da bizim. O da fikrini. Benim gibi düşünmeyebilir. Ama bir tarafa yönlendirmeye çalışmak. Bugün Avrupa'da 1 euro olan şey 2 euro oldu. 500 bin euro olan ev 1 milyon euro oldu. Bu herkeste var. Malum bir pandemi yaşadık. Malum bir savaşlar var. Bir de özellikle bizim Türkiye'mizde bütün çevremize bakın. Suriye, güney sınırımızdan, Irak, İran, Libya, Ürdün, bir Yunanistan tarafımızda savaş çıkmadı. Orada da bugün Amerika'nın silahları yerleştirildi. Bu ateş çemberinin içindeyiz. Hep birlik olup, hep beraber çalışıp bu durumdan kurtulmamız lazım. Olur Türk milleti tarihinden beri böyle şeylere düştü. Yani böyle buhranlı dönemlere düştü. Savaş olarak düştü, ekonomi olarak düştü, şey olarak düştü. Ama nedir? Ayrıştırmadan, birleşerek, üreterek buradan çıkmamız lazım. Başka şansımız var mı? Var mı başka şansımız? Var mı başka? İktidarı ya. Demokrasi bu. Demokrasi bu. İktidar değiştirebilir. Çoğunluk oraya oy verirse. Bak, hayır. Yani diğer gelen iktidarın garantisi var mı beni değiştireceğine? Var mı? Var mı? Ya hayır çoğunluk ister. Çoğunluk isterse. Hocam. Çoğunluk isterse zaten değiştirir. Bak, hocam. Hocam, 20 senedir adam başaramıyor. Sen ne kadar kadron yok. Neyi başarmış sayın? Neyi başarmış? Nasıl başaracaksın? Nasıl başaracaksın? Nasıl başaracaksın? Adam 40 20 senedir ben. Çoğunluk isterse değiştirir. Ne yapmış? Çoğunluğu hakkıdır. İlk 5-10 senede demokrasi iyiydi. Budur. İlk 5-10 senede iyiydi. Neyi haramdaydı? Neyi haram? Demokrasi. Demokrasi. Arkadaş, ben sakin sakin. Ben sizi sakinliğe davet ediyorum. Sen istiyorsun. Hayır. Sen kendi ben de bir şey soracağım. Tamam buyurun. Yaşı büyük insanlara soruyoruz abi. Diyorlar biz işte Çiller krizini gördük bilmem 2002'yi gördük falan bu kadarı hiç olmamıştı. Ama o krizlerden bu krizler farklı alın arkadaşlar. O krizler bu dış dünyanın etkileri yok onları çektik biz. Dış dünyanın etkileri yok onları çektik biz. Şu anda dış dünyanın etkisiyle birlikte çekiyor. O anda yoktu. Çiller, Sezer şeye anayasa kitabı fırlattı, çektik. Türkiye üzerinde. Bir dakika. Dünya etkisi her zaman var Türkiye üzerinde. Hiç olmadı ki. Gavurdan dost,
Domuzdan post olmaz. Türk'ten başlayalım. Ya bizim gideceğimiz yer yok. Yer. Bundan başka vatan yok. Bu vatana sahip çıkacaksın. Bırak onu bunu. Geç onu geri. Bu vatan, bir vatan başka yok. Onlar gerçek geliyor ama bizim gideceğimiz yerimiz yok. Allah İslam istemezse yok. Aynı düşünüyor. Bak el ele verip bu memleketi kurtaracak. Başka şansımız yok. Türkiye bu. Türk milleti bu. Gerizekalı. Ellerle kurtaracak. Başka şansımız yok. Yok. Servetim alsın, vatanım olsun. Vatan olmayan namusu yok. Bunu bilin. Herkese olsun. Vatan yoksa namus yok. Sen ne konuşuyorsun? Eyvallah. Selam olsun. Kolay gelsin. Sakin Şakir abi. Sakin. Hayır. Tam sürün şeklinde çıkacak. Sakin. Hayır. Doğrusunu konuşuyorum ben. Vatanlık. Peki abi senin aklındaki lider kimdir? Yarım kim sen yaşadın ya. Abi röportaj devam ediyor. Sakin ol. Benim hakkımdaki lider. Lastikle geldim. Çadır pantolonla geldim. Abi gidiyor geliyor hızlı alamıyor. Ama şimdi neredeyim biliyor musun? Yaşın kaç senin? Sen burayı biliyor musun? Kaç yaşın? Kaç? Ben 72 yaşındayım şu anda. Olabilir. Ben 64'te geldim. Buranın ne olduğunu biliyor musun? Ya sen gelebilirsin. Onun için bu vatana sahip çıkmak zorundayız. Allah için konuşur. Allah için. Tabii ki çıkacağız ya. Vatan nereye gidiyor vatan? Herkes sahip çıkacak. Kamil dayı. Vatan herkes nereye gidiyor? 80 senedir vatan gitmemiş. 20 senedir. Kim işgal ediyor? Kim işgal ediyor? Kimle? Vatanı kim işgal ediyor? Batı'ya gözün yumuk mu? Batı'ya gözün yumuk mu? Amerika'ya gözün yumuk mu? Dışlı güçler gözün yumuk, gözünüz yumuk mu? Yok canım. O zaman niye Amerikan mı kullanıyorsun? Diş güçlermiş abi. Diş güçler nerede? Abi, kim abi. Nerede? Hani nerede geldi? Kim, gelmiş artık. Kim işgal ediyor ya? Sen İsrail konuşuyor işte. Hayır bir şeyden haberin yok ya. Eyvallah. Sen benim aklımdaki lider söyleme. Ya mevcut iktidar devam. Ya da Fatih Erbakan. Abi kim bu dış güçler ya? Ben bilmiyorum. Abi bize söylüyor. Biz vatanımıza bize sahip çıkacağız tabii ki. Sana sorayım abi. Sor abi. Genel geçimde nasıl diyorsunuz abi? Valla geçim hiç iyi değil. 3 tane de oğlum var evlendireceğim. Nasıl evlendireceğim bilmiyorum. Altına başını almış gibi evet. Aynen öyle ben ev aldım. 2800 lira kredisini ödüyorum. Allah'tan almışım. Ama kiralar olmuş 4 milyar 5 milyar. Millet nasıl kirasını verecek? Sen kiraya mı veriyorsun şu an o evi? Vallahi oturuyorsun. Yok ben oturuyorum ama kredi ödüyorum ama. Anladım. Yani ama olmayanlar ne yapacak? Benim yarın oğlum evlense ev lazım. Nasıl ev 4 milyarı ben ev tutacağım? 4-250'ye ben çalışıyorum. Fabrikada çalışıyorum ben biliyor musun? Askeri ücretle çalışıyorum ben. Gençler çalışmıyor diyorlar abi. Ama gençler ne yapsın burada? Ya gençler fabrika. Gençler hiç beğenmiyor. Abi gençler bizim fabrikada önceden 50 kişi çalışıyordu. Şimdi mevcut 20 kişiye düşmüş. Adam çalıştırmıyor abi. Çalıştırmıyor. Yabancı uyruklu var mı abi? Vallahi abi git bizim iki teli tarafına var ya yemin ederim hepsi yabancı uyruklu. Afganından tut kiminle de hepsi sigortasız. Hepsi sigortasız. Sayın Erdoğan dedi ki biz seçimi kazanırsak 2023'te göndermeyeceğiz dedi. Muhalefet göndereceğini söylüyor. Saraya götürsün beslesin abi. Götür sarayda beslesin abi ne yapak? Sarayda bak. He yani öyle yapacak bir şey yok abi yani. Ne yapacak abi? Miktar dedin de bu altı parti de iktidara gelemez abi. Bu kafayla bu zihniyetle. Önce HDP'ne oturacak. Tamam abi. HDP'ne oturmadan bir yere varamazlar. Bunu da söylemezse. Eyvallah. Teşekkür ederiz. İçerideki Selahattin Demirtaş'a çıkması lazım. Eyvallah. CHP ile ortaklar mı abi şu anda? İttifakları mı var? Ben konuşmayayım ya. Ya şu an ittifak var tabii. Bak gizli ittifakları var zaten. Belli zaten belli. Peki bu nasıl bir gizlilik abi? Yani sen biliyorsun. Yani yanlış anlama beni. Sen ben sıradan bir vatandaşım. Tamam. Ben mesela adam geçen Diyarbakır'a gitti. HDP'li insanlarla görüştü. Mesela tamam o altılık masaya almadılar. Ama yine yanlarında. Şimdi yine onlarla beraberler. Biliyoruz yani. Bu hepimiz biliyoruz. Ha beraber değiliz diyorlar ama beraberler. Sizin doğru mu? Iddia. Bu benim iddiam. Değil. Görüyoruz yani. Geçen Diyarbakır'a gitti. Kendilerinin açıklaması da şu. Geçen bizim böyle bir ittifakımız yok diyor. Ya o onun sorunu. Ama mesela ne yapıyor? Türk halkı kabul etmiyor. CHP'de de mesela ulusalcılar mesela kabul etmiyor. Mesela Davutoğlu olsun, diğer partiler mesela Meral Akşener mesela kabul etmiyor. Kabul etmiyor ama bir yandan da kabul ediyor. 6 tane partinin biz HDP ile ittifak değiliz demesi seni tatmin etmiyor. Gizli bir şey olduğunu iddia ediyor. Abi sana şunu söyleyeyim. Bu 6 kişilik masa var ya, altılı masa. HDP olmadan hiçbir şey yapamaz. Abi bir şey. Hiçbir şey yapamaz. Abi bir şey. Bunu hepimiz biliyoruz. Bilmiyorum neden böyle düşündün ama.
Yok, sen de biliyorsun. Bak. Niye böyle? Hayır, sen de biliyorsun. HDP olmadan hiçbir şey yapamaz. Bugün İstanbul'u nasıl aldı? Ankara'yı nasıl aldı? Mersin'i nasıl aldı? Adana'yı nasıl aldı? Adana'yı nasıl aldı? Ben Adanalıyım, oradan biliyorum. Ben söyleyeyim. Biliyorum, geçen seninle yine konuştuk. Evet. Ben de Adanalıyım. Adanalıyım, onu söyleyeyim. Tarsus'u nasıl aldı? Ben nasıl aldığını Adana'yı söyleyeyim sana. HDP'nin oyunu aldı. Hayır, MHP'nin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin AK Parti ile olan ittifakından sonra Adana'nın çoğu MHP'lidir biliyorsunuz. %80'ı neredeyse. Aytaş Durak olsun. Mideleri bulandı. Benim hemşerilerim, arkadaşlarım, akrabalarım, bizim midemiz bulandı abi. AK Parti'ye girdiyse bu adam, biz artık MHP'li değiliz dediler. O yüzden kazandı. Adana MHP'deydi, Mersin MHP'deydi. Abi, o yüzden kazandı. Ya HDP ile alakası yok. Ne oldu? Komple CHP'ye yönelmediler mi? Başka HDP şehirleri bilmiyorum ama HDP. Adana o yüzden. Bir dakika, HDP direkt CHP'ye yöneldi. Oyunu ne yaptı CHP? Adana'da, pardon, Ankara'da olsun, İstanbul'da abi, olsun. Abi hatamız ne biliyor musun? Ney? AK Partili olmadığını söyleyenleri biz direkt CHP'li olarak şey yapmamız. Hayır, bak, biz, ben size AK Parti demiyorum. AK Parti'den değilse, eğer ittifak değillerse o zaman bunlar CHP'ye oy veriyor. Kime veririm? Şunu da söyleyeyim. Ben oyumu vatanına, toprağına, ezanına, bayrağına, böyle vatanla böyle delikanlı gibi sahip çıkacak adama veririm. İşte kim o? Onu soruyoruz zaten abi. Çıkacak elbet. Biri biz de ona vereceğiz. Vatanına, bayrağına, selasına, ezanına, Kur'an'ına, dinine, inancına, İslam'ına, her şeyine sahip çıkacak adama veririm. Evet. Ha, mülteci olayında bak, az önce oldu. Mülteci olayında şunu söyleyeyim. Gerçekten bugün Suriyeliler gitse, yani bütün sektörde Suriyeliler var. Kim bütün o sektördeki patronların hiçbiri Suriyelilerin gitmesini istemez. İster mi? Kesinlikle istemez. Suriyeliler de gitmez zaten. Normal bir aileye 1500 liraya vereceği kirayı Suriyelilere 3000 liraya veren ev sahibi de istemez. Ya şimdi benim Suriyeli komşularım da var. Bak, Suriyeli komşularım da var. 3 aileye 3000 liraya kiraya veren ev sahibi de gitsin istemez. Yok, benim evimin altındaki 750'ye oturuyor. Şimdi mülteciler gitsin diye yani böyle bir algı oluşturmayalım. Onlar da insan. Onlar da yani bir kucaklama, yani adamlar geldi, savaştan geldi diyeceksin, niye geldiler? Savaştan kaçan adamın bizim memleketimize savaştan ne faydası? Kaçta kardeşim? Orada IŞİD vardı, YPG vardı. Ondan sonra Suriye, yani, Esad vardı. Kaçmış hangi gelmiş adamın bize ne faydası olacak? Adam? Ne yapsın adam? Adam ne yapsın? Söylesene ne yapsın yani? Kimle kaçsaydı kim, ne yapsan abi? Ukraynalılar da hep Avrupa'ya bizim, kaçtı gittiler. Onlara Avrupa'ya ne faydası var? Bizim savaştığımız kişi belli. Bak, dediğimin dediği gibi Ukraynalılar mesela ülkesini terk etti. Ha, erkekler orada. Ama bugün Ukraynalılar Türkiye'ye gelseydi, bak bütün Ukraynalılar Türkiye'ye gelseydi vallahi billahi tillahi biz seninle bu konuşmayı yapmazdık. Ukraynalılar gitsin mi gitmesin mi diye bu mülteci gitsin mi gitmesin mi konuşmasını yapmazdık. Neden? Hayır. Sen şöyle şey olarak medya olarak sorarsın. Ama bu adamları niye istemiyorlar biliyor musun? Bunlar Müslüman olduğu için abi. Müslüman olduğu için değil abi. Abi Müslüman olduğu için. Evet. Mesele din meselesidir. Mesele ne biliyor musun bak? Mesele din meselesidir. Bak, mesele din meselesidir. Mesele ne biliyor musun şu an? İslam. Hristiyanlık da bir dindir. Yahudilik de bir dindir. Değil mi? Müslümanlık da bir dindir. Hiçbir gün gördün mü birini Hristiyan'a veya Yahudi'ye şuna buna herhangi bir şey söylediğini? Yok. Mesele İslam abi. Dertleri İslam. Teşekkür ederim abi. Dediğim bu. Ha, ben yine diyorum, kim vatanına adam gibi sahip çıkırsa ben oyumu ona veririm. Peki, evet. Teşekkür ederim abi, çok sağ ol.